Arkadaşlar merhaba. Bugün bir tane Mercedes X-Class bodykit projesiyle hepinizi selamlıyoruz. Bu araç daha önce yapılmış bir araçtı. Ön bodykit yeni gelen Türkiye'ye bodykit uygulamasını yapacaktık. Uygulamaya başladık. Fakat arabadan çok enteresan sesler duymaya da başladı. Biz de bu yüzden bir yükseltmeyle alakalı bir kontrol etmek istedik. Yükseltmeyi kontrol ettiğimizde çok enteresan şeyler gördük. Hayatımızda ilk defa gördüğümüz şeyler de diyebilirim. Ama olmaması gereken şeyler. Bugün hem onlarla hem de bodykit montajımızla alakalı size detaylar vereceğiz. Araçta ilk önce lastiklerle alakalı büyük problemler vardı. Lastiklerini değiştirdik. Sebebi şu. MT lastik kullanılmış. Kullanıcı şehir içinde kullanıyor. Genellikle aracı. Lastiğin size halini göstermek istiyorum. Lastik sarhoş gibi gidiyor. Sebebi lastiğin ortaları bitmiş. Bunun da sebebi şu. Yükseltme yapmışlar. Aracı lastikleri buraya sokabilmek için arabanın çamurluklarını, davlumbazlarını her yerini doğramışlar tabiri caizse. Doğramış ve şöyle yakından alırsak hiçbir düzeltme yapmamış. Burada bildiğiniz diken gibi saçları bırakmışlar. Araba zaten buradan içeriden topraklar dolduğu için içeriden pas yapmaya başlamış. Daha yeni model bir araba. Bu ayak basılan yer komple delik. Buradan su alma ihtimali çok yüksek. İçeriden pas yapma ihtimali çok yüksek. Her yere akıllı vida atmış arkadaşlar gibi problemler var. Ön tarafta da davlumbazları komple zaten kesmişler. Öbür taraf da aynı şekilde. Yükseltme yapabilmek için buraya bir şöyle göstereyim. Bir get yapmışlar. Normal yapılması gereken yükseklikten çok fazla ve plastik. Polietilen ya da polipropilen tarzı bir get yapmışlar. Get'i zaten döve döve civataları açmaya başlamış. Öbür get'te çatlak vardı zaten. Get'e o kadar yüksek bir get kullanmışlar ki salıncak kuleyi de övmüş. Kuleyi gördüğünüz gibi yamultmuş. Kulenin üstünde de sıkıntılar var. ABS kablolarını hiçbir şekilde ayar yapmamışlar. Çok gergindi. Biz ayakları düzelttik. Daha yapılacak birkaç işlemi daha var. Onları açıkçası videoda da çok göstermek istemiyoruz. Çünkü bizim kendi yaptığımız teknikler. Burada get sistemi o kadar sıkıştırdığı için rotlar, rotin kafaları bozulmuş. Salıncağın üst tarafları gitmiş, komple patlamış, yağlama yapıyor, yumuşacık olmuş. Bunların hepsini düzelteceğiz. Bu davlumbazların yapabildiğimiz kadar tamiratını yapacağız. Amortisörün bir tanesi patlamış. Artık kasmak yüzünden. Civataları değişti hepsi. Civataların hepsinde problemler mevcuttu. Aracın ön takımını söktüğümüzde amortisör civataların halini görüyorsunuz. Şöyle daha dipten göstereyim. Bir tarafta bir şey yok ama iki civata dişlerini yemiş. Civataları görebiliyorsunuz. Bükülmüş. Daha evvel bir get uygulaması yapmış. Sökülmüş büyük ihtimal. Ve yanlış hatalı işlem olduğu için civataları bozmuş. Sadece aslında tek diş tutuyor. Bunların çünkü dişleri kalmamış. Somunları da bozmuş zaten. O yüzden kullandığımız sistemlerde, geç sistemlerinde doğru ürünlerin doğru montajları tercih etmenizi öneriyoruz tekrardan. Bizim kullandığımız ürünleri de şimdi göstereceğim sizlere. Biz geç sistemlerinde Mercedes'lerde kendi yaptığımız geç sistemini kullanıyoruz. 7000 serisi. 10'a 9 civatalı. Hiçbir şekilde bozulma şansı yok. Bu 7000 serisi zaten uçak alüminyum olarak geçmektedir. Bunları kullanıyoruz. Civatalarını bozma şansınız da bulunmamaktadır. Amortisörde o bozulan civatalar da tekrar 10'a 9 civata ile birlikte değiştirilecek. Tekrar montajı yapılacaktır. Bodykit montajında da biz çoğu garajın yapmadığı şekilde çamurluklar çizilmesin, bodykit çizilmesin diye köşelerin hepsi bantlanıyor. Farlar bantlanıyor. Hiçbir şekilde aracın üzerinde bir zarar vermiyor. Aynı zamanda araçta işte pre-safe'de bir normalde bozukluklar oluyor. X-Class kullanıcıları iyi biliyor. Onun da yapabildiğimiz tüm kalibrasyonunu burada yapıyoruz. O şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Aynı zamanda bodykit vidalarını atarken özel klipslerini
kullanıyoruz. Başka yerlerden delmiyoruz. Bu arabada daha evvel dodikler vardı. Başka yerlerden delmişler. Buralar pas kusmuş. Aynı şekilde. Hatta bir de denk getirememiş arkadaşlar. Komple çamurluğu delmişler. Bizde bu tarz işlemler yok. Orijinal deliklerine vidalama işlemi yapılarak, ekstra somun atılarak vidalama işlemi yapılmaktadır. Hiçbir yer delinip kesilmemektedir. Body kit boyandı. Dodik'in civataları normalde griydi. Onlara özel kataforez olarak kaplatma yapıyoruz. Bugün body kit montajıyla birlikte günü kapatacağız. Bir projemizin daha sonuna geldik. Bu araca neler yapıldı size kısaca anlatmak istiyoruz. Yükseltmede büyük problemler vardı. Videonun içerisinde de göreceksiniz. Tüm hatalar düzeltildi. Ekstra olarak araca X-Class'ın yeni body kit'i uygulanması yapıldı. Ve jant lastik değişti. Geri kalan hiçbir şeyi biz kendimiz yapmadık. Daha evvel zaten araç yapılıydı. O yüzden yükseltmesi body kit'i düzeltildikten sonra araç müşteriye teslim edildi. 2 ay gibi bir süreçtir de kendisi aracı kullanıyor, test ediyor. Daha evvel yükseltmeyle alakalı büyük sıkıntılar yaşamıştı. Zaten amortisörleri patlattı. Kupa yükseltmeyle alakalı bir sürü problemler vardı. Bunlar değiştirildi. Müşteriye de garantisini vermişti. Hem kontrol etti, hem kullandı. Konfor yönünden artılarını gördü, eksilerini gördü. Bu şekilde işlem yaptık. Müşteri şu ana kadar çok memnun. Detaylarını da hep birlikte inceleyelim.